Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programında bu akşam sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı kıymetli hocam Tahir Tural Beyefendi ile birlikteyiz. İnşallah hocamızın engin bilgilerinden, ilminden istifade ederek sizlerin merak edilen sorularına yayınımız süresince 1 saat boyunca cevap bulmaya çalışacağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonlarınız vasıtasıyla mesaj yoluyla bizlerle bağlantı kurmak isteyen, sorularını iletmek isteyen dostlarımız cep telefonlarının mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularını 38-34'e gönderebilirler. Sosyal medya vasıtasıyla Facebook üzerinden bizlere sorularını, görüşlerini, isteklerini iletmek isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresine sorularını, istek ve görüşlerini mesaj olarak atabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com adresi üzerinden sorularınızı, yine istek ve görüşlerinizi bizlere mail vasıtasıyla da iletebilirsiniz. Programımıza başlıyoruz. Mevla Teala mahcup etmesin. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, afiyettesiniz. Teşekkürler. Ben özledim. İnanıyorum ki izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de Tahir hocamızı özlediler. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Herkesin mürşidi olması gerekir mi? Böyle bir zorunluluk var mıdır demişler hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Öncelikle şunu ifade edelim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra gerek sahabe-i kiram asrında olsun, gerek tabi'in asrında olsun, her iki asırda da insanların bir şeyhi veya bir mürşidi yoktu. Evet. Dini İslam'ı yaşamak isteyen insanlar o günkü mevcut olan alimlerimize sorarak alimlerimizin vermiş oldukları fetva ve irşada göre, yönlendirmeye göre günlük hayatlarını yaşıyorlardı ve bu hayatı birbirleriyle destekleyerek kardeşane bir şekilde geçiriyorlardı. Tebeut tabi'in asrının sonuna doğru geldiğimizde ve ondan sonra yani selef dönemi bitip halef döneminin başladığı dönemde tarikatların yavaş yavaş teşekkül ettiğini, ortaya çıktığını görüyoruz. Tarikatlar ilk dönemlerde gerek başlarında bulunan mürşitlerimiz, gerekse şeyh dediğimiz bu insanlar, Allah kendilerinden razı olsun, aynen, herkese şunu söylüyordu. Bu bizim gittiğimiz bir yoldur. İslam'ı yaşamak için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, ahlakımızı düzgünleştirmek, şeytan ve nefsin hile ve şerrinden korunabilmek için tutturduğumuz bir yoldur. İsteyen bizimle beraber bu yolu gelir, yaşar, bu yolda gider. İsteyen de Kur'an ve sünnet çizgisinde ulemanın kendisine vermiş olduğu fetva doğrultusunda hayatını yaşar. Serbesttir. Hiçbir kimse tarikata girmiş olan, bugünkü manayla söylersek, evet, tasavvufa girmiş olan diğerine bir baskı yapmıyordu. Girmemiş olan da tarikata girmiş olana, tasavvufa intisap etmiş olana niye girdin diye bir baskı yapmıyordu. Herkes gayet rahat bir şekilde kardeşane hayatlarını devam ettiriyorlardı. Son bu işte 8. 9. asırlara geldiğimizde bir taassup başladı. Ve bu taassup şu noktaya insanlara ulaştı. Men la şeyhe lehu fe şeyhuhu şeytan. Ya. Kimin şeyhi yoksa onun şeyhi şeytandır. Bu çok geçen bir tabirdir. Günümüzde de kullanılıyor. Günümüzde de kullanıyorlar. Bu noktaya, taassup bu noktaya getirdi.
taassup bu noktaya getirdi ve insanlar adeta tasavvufa ve tarikata girmeye zorlandı. Bir mahalle baskısı oluşturulmaya her oturulan toplumda veyahut da herkeste senin şeyhin var mı? Sen kime intisap ettin? Kimden el aldın gibi birbirlerine soru sorarak adeta bir manevi baskı oluşturdular. Bunun neticesi de şu oldu. Bolca müteşeyyih. Ne demek müteşeyyih? İrşat makamına ehil olmadığı halde, şeyh olmadığı halde, şeyh gibi görünen, piyasada kendisini şeyh diye tanıtan ve bu manevi alandan dünyayı devşirmek isteyen, dünyayı kazanmak isteyen bir sürü insan tipi oluştu. Evet. Günümüzde de bu tiplerden şeyh olmadığı halde şeyh gibi gösteren, o postu işgal eden ve ne yazık ki insanların manevi duygularını istismar eden, hatta manevi duygularını istismar bir tarafa, haramlara teşvik eden ve haramları işleyen onlarca insan türedi. Burada sorumluluk olmaması, kontrolün olmaması, denetimin yapılmaması bunların sayısının çoğalmasına sebebiyet verdi. Onun için hükümetimizin, devletimizin nasıl ki dini alanı kontrol etmek, yanlış fetvaların önüne geçmek, dini bir kargaşa unsuru olarak topluma takdim etmek isteyenlerin mesela DAEŞ örneğinde olduğu gibi, IŞİD örneğinde olduğu gibi onun önüne geçip sahih bilgiyi, doğru bilgiyi, dinen doğru kabul edilen bilgiyi topluma arz etmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı kurduysa, Din İşleri Yüksek Kurulu kurduysa, tarikatları denetleyecek, kontrol edecek ve bunlardan liyakat sahibi olmayanların önünü kesecek ve bunlara kesinlikle bu manevi alanda, ahlak eğitimi alanında faaliyet yapmalarının önüne geçecek, yasaklayacak düzenlemelerin yapılmasının zamanı geldi ve geçiyor. Evet. Niye? Çünkü halkımızı siz de duyuyorsunuz, biz de duyuyoruz. İstismar eden onlarca insan müsveddesi var. Çok affedersiniz, dinleyenlerden de özür diliyorum. Çok doğru, evet. İnsan müsveddesi var. Bunlar ne şeyhtir ne de şeyh olmaları mümkün değildir. Ha, demek ki ilk selef döneminin sonuyla halef döneminin başlarına baktığımızda insanlar hürdü. Hiç kimse diğerine tarikata gir, tasavvufa intisap et demiyordu. Orada olan da diğerine niye girmiyorsun diye bir soru sormuyordu. Evet. Ahlak, erdem, fazilet babında herkes kardeşi yaşıyorlardı. Şimdi gelelim buna. Böyle bir zorunluluğumuz olmadığını ifade ettikten sonra. Yani bir Müslümanın, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bir insanın tarikata girme diye bir sorumluluğu, bir zorunluluğu olmadığını kesin dille ifade ettikten sonra şeyh olarak kimi ve hangi vasıflara göz önüne alarak o insanı şeyh olarak seçeceğiz, mürşit olarak seçeceğiz ve ona ahlak eğitiminde nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarından emin olmada ondan rehberlik alacağız. Buna bakmak lazım. Yani o ölçüleri, kriterleri soracağız. Tabii. Evet. Birincisi bir insanın mürşit olması, o makamı hak edebilmesi, o makamı işgal edebilmesi için kesinlikle din alimi olması gerekir. Evet. Alim. Yani alim dediğimiz vakitte de 12 ilimde icazetli veya en azından ana İslami temel bilimlerde Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh, akaid ve bunların usullerinde bir de Arap dil ve edebiyatını bilmede iyi bir alim olan bir insan olması gerekiyor. Çünkü alimlik bunların hepsini bir arada barındıran bir şey. Hepsini bir arada. Yani bir insan sadece ve sadece Kur'an ve tefsir bilirse, hadisten haber yoksa onun vereceği fetva veya onun doğru yapacağı irşat kesinlikle eksik olur. Tefsir biliyor, hadis biliyor ama fıkıh bilmiyor ve usul bilmiyorsa onun vereceği irşat mutlak surette eksik olur ve yapacağı yönlendirme, tevcihler de zaman zaman yanlış olabilir. Evet. Dolayısıyla tefsir, hadis, fıkıh ve akideyi iyi bir şekilde bilmekle beraber artı Arap dil ve edebiyatını
rahat anlamalı, rahat bilmeli ve Kur'an ve hadise, fıkha baktığı vakitte hüküm alabilecek. Oradan efendime söyleyeyim, hükmü istinbat edecek kıvamda veyahut da konulan metotları kullanacak kıvamda bir alim olması gerekir. Bu birincisi. İkincisi de bu alimimizin amil olması. Yani başkalarına şunu 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 yapın diye söylemezden önce onu bizzat hayatında yaşaması gerekir. Hani İmam-ı Azam Efendimiz'den bir misal verirler. Derler ki bir köle gelmiş İmam-ı Azam Efendimiz'e, efendim demiş, siz Bağdat'ta çok etkilisiniz, Küfe'de çok etkilisiniz, insanlar sizi seviyor ve sayıyor. Bu hafta konuşmanızda, dersinizde köle azat etmenin faziletinden bahsetseniz de, efendim de sizi çok sever, sizin bu teşvikiniz, bu yönlendirmeniz sayesinde belki beni azat eder, ben de hürriyetime kavuşurum. Ben de hür olmak istiyorum diyor. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de olur diyor. Köle ders halkalarına devam ediyor. 1, 2, 3, 5, 6 ay geçtikten sonra İmam Ebu Hanife Hazretleri köle azat etmenin sevabından ve bunun insana getirdiği ahiretteki manevi derecelerden bahsediyor. Hemen ders bitiminde efendi eve geliyor ve köleye diyor ki, o nasihat etmesini isteyen köleye, seni Allah için azat ettim diyor. Elhamdülillah. Köle koşarak İmam Ebu Hanife Hazretlerine geliyor, diyor ki ey imam, 6 aydır niye bekledin diyor. Diyor ki evladım, eğer kendim bir köle alıp azat etmezden önce konuşsaydım, efendin seni azat etmezdi. Önce ben yaşamalıyım söylediğimi, sonra da başkalarına aktarmalıyım diyor. Demek ki kişi ilim sahibi olmasıyla beraber aynı zamanda amil. Yani bildiklerini, söylediklerini bizzat yaşayan insan olmalıdır ki evet. Eskilerin tabiriyle lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır diyor. Lisan-ı hal ne demek? Kişinin yaşantısı, örnekliği, yaşadığı efendim hayat, başkalarına örnek olmadan dilinden daha fazla söz söylemede tesirlidir. Evet. Demek ki ikinci şart da amil olacak. Dini İslam'ı, ahlak ilkelerini tam olarak yaşayacak. Ahlak ilkelerini tam olarak yaşayacak demekten kastımız şudur. Haramlardan kaçınacak değil. Haramlardan bütün Müslümanlar kaçınacak. Herkes kaçınacak. Ben Müslümanım diyen herkes, Allah'ın emirleri ne diyelim? Namaz kılma, oruç tutma, zekat vesaire vesaire. Alt alta say. Bunları yapacak. Bunlar ortak vasıflar. Zaten yapmamız gerekiyor. Haramlar işte büyük küçük zinasından, adam öldürmesinden, faizinden, gaspından tut, kul hakkından bundan kaçacak. Bunlar ortak vasıf zaten. Ya o zaman ahlaki ilkeler ne demek? Ahlaki ilkeler şu. Farz ve vacibin dışındaki sünnet ve mustahapları adeta vacipmişçesine yapan, haramlar değil demiştim ya, ortak vasıf evet. Müslümanın. Mekruhlardan ve şüpheli şeylerden de harammış gibi kaçınan bir zat olması lazım. Yani tertemiz kalabilmek için son raddeye kadar mücadele etmek son, lazım. Son. Ha buna rağmen insan zaman zaman hata eder ama tövbe istiğfara başvurur ve hatasında tövbe istiğfarla telafi eder. Kul hakkına girmişse de kalkar gider onu öder ve helallik ister. Demek ki ilim, amel. Üçüncüsü de itikat. İtikat ne demek? Biz kısaca şuna diyoruz. Ehli sünnet vel cemaat akidesi. Diğer bir tabiriyle Kur'an ve sünneti bir bütün olarak alacak. Kur'an ve sünneti bir bütün olarak orada belirtilen bütün İslami esaslara, usule tam olarak iman edecek ve bu imanında da asla tereddüt vesaire sahibi olmadığı gibi bid'at içeren de bir bidat içeren bir de vasfı taşımayacak. Yani hem inancı sağlam, Kur'an ve sünnete tam olarak uygun, hem de bid'atlardan şiddetle uzak duran bir insan olacak. İşte böyle bir insan bulursanız, buyurun getirin ben de intisap edeyim. Eğer böyle bir insan bulamazsanız, o zaman diğerlerini şeyh diye intisap etmeye gerek yok. Çünkü onların vereceği fayda, verdikleri zarardan daha fazla olamaz. Zararları daha fazladır. Evet. Zararlar daha fazla. Günümüzde mesela bakın, adam şeyh olduğunu söylüyor, intisabı açık ve net söylüyorum. Ama hanımefendilerle, yabancı kadınlarla tokalaşmaktan hiç çekinmiyor.
Tokalaşmak haram değil mi? Muhakkak. Haram. Bütün alimlerin ittifakıyla haram. Bir şeyh efendi şüpheliden ve mekruhtan kaçınacak diyoruz. Şüpheli ve haramın şey değil, çıkıyor. Haramın ortasında göbeğinde yer alıyor ise bu adam şeyh olamaz. Ha olur bu şeyh. Neyin şeyhi olur? Şeytanın şeyhi olur. Şeytanlaştırmanın şeyhi olur. Ahlaksızlığın şeyhi olur. Adam ben tarikata girdim diyor. Ben tarikatın şeyhiyim diyor veyahut da müritlerine bakıyorsunuz, hanım müritlerine. Hepsi açık. Hiçbirisinde tesettür yok. Ve bu beyefendi bunlarla gayet rahat bir şekilde oturuyor, konuşuyor ve sohbet ediyor. Bu adam eğer şeyh olsa Kur'an ve sünnete aykırı açık haramı işleyen bir insanı kesinlikle uyarır ve der ki yaptığın yanlıştır, İslam'a aykırıdır. Eğer benim müridimsen bir daha bu şekilde ne benim yanıma geleceksin ne de sokakta dolaşacaksın demesi lazım. Evet. Bunları demiyorsa o insan şeyh olamaz. Evet muhterem hocam, kesmek istemedim, harika anlattınız. İzleyicilerimiz de iyi sebeplendiler. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir telefon bağlantımız var. Onunla devam edelim inşallah. Erzurum'a uzanıyoruz. Turgay Bey telefon attığımızda. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyhine aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Amin. Bilgilerden dolayı. Inşallah. Ben bir sorum olacak hocama da. Buyurun. Şimdi abdestle alakalı bir şey soracak. Şimdi Maide 6'da şey yapıyor. Mesela diyor yüzünüzü yıkayın, ellerinizi tekrar kadar yıkayın, başınızı mesledin, ayaklarınızı yıkayın. Şimdi bazı buradaki bazı düşüncelere göre veya bari tartışmalarda ayağın mesedilmesiyle alakalı diyorlar, mesedilecek yıkanma da diyorlar, mesedilecek diyorlar. Şimdi burada bir tereddütte kaldım. Bu bir. Evet. İkincisi de yanılmıyorsam Vakıa 78'de miydi emin değilim ama orada Kur'an-ı Kerim'le ilgili hem korunmuş bir kitaptır ve artı Kur'an-ı Kerim'e tertemiz olanlar dokunabilir. Evet. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'i okurken, yani elimizde alıp sayfaları çevirip okurken abdestli olmamız şart mıdır? Hay hay yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz. Dadaşlar diyarı Erzurum'u selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Evet kıymetli hocam. Öncelikle kardeşimizin birinci sorusuna cevap verelim. Diyor ki ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati fâsilû vücûhekum. Ey iman edenler, namaz kılmak için kalktığınızda, yani abdestsiz iseniz namaz kılmaya kalktığınızda abdest alın. Peki abdestin farzları neler? İşte bu ayet. Fâsilû vücûhekum. Yüzünüzü yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafiki. Ellerinizi de dirseklerle beraber yıkayın. Vemsahû bir usikum. Başınızı mesedin. Ve arculekum ilel ka'beyni. Ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Şimdi vemsahû bir usikum. Başınızı mesedinden sonra ve arculekum ilel ka'beyni geliyor. Bu kelime geliyor. Bunun ilmi izahı çok detaylı. Yani bu programa bile sığmaz. Çünkü bunun her birisinin ayrı ayrı delilleri var ama ben kardeşimizin anlayacağı, bizi dinleyenlerin anlayacağı şekilde kısaca özetleyeyim bu olayı. Lütfen buyurun hocam. Ehl-i sünnete göre yani dört mezhebe göre bir insanın ayağında mes yok ise bu insan abdest alırken mutlak surette ayağını yıkamak zorundadır. Mutlak surette. Çıplak ayağı asla mes edilemez. Mes ancak mesler üzerine mesedilebilir. Bir insanın ayağında mes yoksa o insanın farzı, abdestteki farzı ayağını yıkamaktır. Evet. Ayağını yıkamaktır. Delil ne? Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili sünnetidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıplak ayağına mes ettiğine dair hiçbir muteber hadis kaynağında, bir hadis yoktur. Bırak muteber hadis kaynaklarını, tamam mı? Zayıf kaynaklar kabul ettiğimiz müsnetler ve mucemlerde, onlarda da tabakat da, tabakat kitaplarında dahi yer almamaktadır. Bu birincisi, fiili sünnet. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdest alırken eğer ayağında mes yoksa ayaklarını yıkıyordu. Evet hocam. Mes varsa da ayaklarına mes ediyordu. Burada şöyle bir şey var herhalde hocam.
çıplak ayağı mesten ziyade biraz vatandaşın aklını karıştıran mestin de ne olduğunu bazen yok, şey yapıyoruz. Çorabın üstüne mes etme meselesi var. O ayrı bir konu. Ya. Ona da geleceğiz. Şimdi onun arkasında geleceğiz. Peki fiili sünnetini aktardık. Sözlü, kavli sünneti var mı? Var. Nedir o? Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir gazvede ashab-ı kiramla konaklamışlar. Nehir kenarında, nehir demeyelim de bir su kenarında, evet. Cetvel diyor çünkü hadiste. Cetvel ark demek. Ark kenarında, su kenarında bazı sahabiler abdest alıyorlar. Abdest alırlarken topukla kaval kemiğindeki o kemikçik var ya, ismini evet, şu an hocam. Türkçe hatırlamadım. Ayağımız bilekteki hemen kemiği. Bilek kemiği. Birleşen bilek, yer. Bilek kemiği topuklarıyla, yani ayağın alt kısmıyla, çünkü Türkçe'de topuk dedim mi kaval kemiklerini gösteriyorlar. O yandan çıkan, kaval kemiğinde çıkan çıkıntıyı, yok hayır. Topuk dendiği vakitte ayağın yere basan kısmıyla o yuvarlak kısmı. Evet. Orayla bu kaval kemiğindeki çıkıntı arasında kuru yer kalıyor. Bu çıkıntıyla bu ara, topuk arasında bazılarında kuru bir yer kalıyor. Buyuruyor ki وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. O tam olarak yıkanmamış ve kuru yer bırakılmış olan insanların topuklarına cehennemde vay haline. O topukların cehennemde vay haline diyor. Ondan sonra da اَسْبِغُ الْوُضُوُ. Abdesti tam ve güzel bir şekilde alın diyor. Ulemamız diyor ki, bizim alimlerimiz, eğer kuru bir yer, bilekten aşağıda kuru bir yere kalması abdeste zarar vermeyecek olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam topuğunda kuru yer kalan insanı cehennemle tehdit etmezdi. Yani. Niye? Çünkü meshettiğinizde ön kısmına mesedeceksiniz. Ve kuru yerler dolayısıyla çok fazla kalıyor. Hem yanlar, hem alt, hem topuk kısmı bileğe kadar kuru kalacak. Ufacık bir kuruluk için o topukların cehennemde vay haline diyebiliyorsa ve böyle bir tehdit yapıyorsa, o zaman tamamı neredeyse yıkanmamış olan bir ayak demek ki farz vazifesini yapmamıştır, yerine getirmemişlerdir. Evet, o zaman şöyle bir itiraz geliyor. Yüzü yıkayın, ellerinizi yıkayın, sonra başı mesedin, ondan sonra ayakları yıkayın. Eğer ayakları yıkamak farz olsaydı, yüzü yıkayın, elleri yıkayın, ayaklarınızı yıkayın bileklere kadar, sonra da başınızı mesedin derdi. Öyle dememiş ya. Yüz, el, baş, mesih, sonra ayaklar. Bunun iki nedeni var. Birinci nedeni, ulema-i kiram diyor ki, tertibi ifade etmek için. Yani sırayı belirtmek. Tertibi ifade etmek. Bu tertibe uyarak abdest alın irşadında bulunuyor. Ulemamız böyle söylüyor. İkinci nedeni de, abdeste en çok israf edilen suyun israf edildiği, abdeste suyun en çok israf edildiği nokta ayak yıkamasıdır. Diğerlerinde insanlar normal su harcarken ayaklarda ne yapar? Su israfına gider diyor. İşte ayaklarda su israfına gitmemek için, başın mesinden sonra Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ayağın yıkanmasını söylemiştir ki, ey kullarım, abdest alırken dahi olsa suyu israf etmeyin. Bu ikinci irşattır. Elhamdülillah. Bu ikinci irşat. O nedenle abdest alan insanlar su israfında bulunmamalıdır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Enes'in bir su içerisinde, nehir içerisinde abdest alırken görünce, böyle çok kullanıyor suyu, diyor ki ya Enes, israf etme diyor. La tüsrif. Hazreti Enes peygamberimize böyle bakıyor, diyor ki ya Resulallah, eve fin nehril cari sirfun, akan bir suda da abdest alırken israftan söz edilebilir mi? Aleyhissalatü vesselam evet diyor. Orada bir mesaj var işte hocam. Evet, onun için ikinci israf. Üçüncü, peki niye böyle söyledi? Şimdi eğer ayakların yıkanması farz olmasaydı atıf ila harfi ceriyle olmazdı. Şimdi bakın. Fagsulu vucuk ve eydiyekum ilel merafiqi. Elinizi yıkayın dediği vakitte,
elinizi yıkayın dedi vakitte insan ne anlar bundan? Şurayı yıkamak anlar. Yani. Veya şurayı yıkamak anlar. Yahut da buraya kadar, el çünkü buraya kadardır. Buraya kadar yıkamak anlar. Allah Teala yıkamaya bir gaye, bir sınır çiziyor. Diyor ki ilel merafiki, dirseklere kadar diyor. Gördünüz mü? El yıkamayı ne yaptı? Bir gaye çizdi. Dedi ki dirseklerle beraber yıka dedi. Ha, eğer ayakların yıkanması değil de mesedilmesi farz olsaydı o zaman ve erculikum der bırakırdı. Niye? Çünkü başa mesederken herhangi bir miktar tayin etti mi? Bir sınır çizdi mi? Hayır. Başa mesedin. Onun için de İmam Şafii Hazretleri ne diyor? Bir insan diyor, bir insan bir parmak şöyle yapsa kafi. Kafi gelir. Niye? Çünkü mes denilen isim yerine gelmiş olur. Dokunmaktır. İsim yerine gelmiş olur. Ama ne yaptı bakın ayakta ilel Kabe'in dedi. Parmak uçlarından bilekler dahil, bileklerle beraber yıkayın dedi. Orada ile ma manası, beraber yıkayın dedi. Anladık ki ayakların yıkanması başın mesine değil ya ellerin yıkanmasına mesedilmiştir. Atfedilmiştir. Ellerin yıkanmasına atfedilmiştir. O nedenle de bütün cumhur ne yapmıştır? Demiştir ki ayakların yıkanması mutlak surette farzdır. Mesi çıplak mesi caiz değildir. Ha çorap giyersek. Çoraba mesle oraya girmeden kısa bir ara verelim inşallah. Tamam. Akabinde devam edelim. Tamam. Değerli dostlar kısa bir reklam arası sonra yine buradayız inşallah.